Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum Yüce Mevla'dan. Bu hafta derslerimin gününden saptığını daha önceki derslerimde de beyan ettim. Sizlere de ifade etmek istiyorum beni hoş görün diye. Bugün inşallah felsefe okumalarına giriş dersimize devam edeceğiz. Vakit zayi etmeden hemen kaldığımız yeri paylaşmak istiyorum sizinle. Evet, gördüğünüz üzere felsefenin ekollerinden realizmi konuştuk. Onun temel ilkelerinden bahsettik. Müellif burada realizmin yani vakaiyenin karşıtı olan irrealizmden söz edecek ve bu irrealizmi de birkaç mertebe içinde bize sunacak. Dolayısıyla burada hemen bir yazım hatasını düzelterek başlamak istiyorum. Çünkü müellifin burada vermiş olduğu başlıkta bir problem var. O da meratibul vakaiye değil, aşağıda da göreceğimiz üzere ella vakaiyedir. Onu şöyle düzeltelim. Ella vakaiye. Yani irrealizmin dereceleri ya da irrealizmin mertebeleri. Ne türden irrealizm var? Bunları bize verecek. Meratibul la vakaiye ya da biraz Arapçasının vurgusunu öne çıkararak söyleyecek, okuyacak olursak. Meratibu ella vakaiye. Ella vakaiyenin mertebelerinden bize söz edecek ve şimdi bunları renklerini vurgulayarak gösterelim. Birinci mertebe el mertebetül ula, kalınlığını müsaadenizle ayarlamam gerekiyor her defasında, otomatik biraz ince ayarlıyor. Evet, ella mertebetül ula, birinci mertebemiz ella vakaiye el mutlaka. Mutlak irrealizm. Demek ki birinci inceleyeceğimiz ya da tanımını öğreneceğimiz şey mutlak irrealizm. Buraya da yazalım. Mutlak irrealizm. Evet. Mutlak irrealizmin ne demek olduğunu okuyalım. Vahiye ala müsteveyeyn. Bunun iki seviyesi, iki efendim karşılığı söz konusudur. Yani iki düzeyde mutlak irrealizmden söz edebiliriz. Bunların birisi ella vakaiye el vücudiye. Bunu müsaadenizle renklendireceğim ve onunla ilgili efendim felsefi karşılığını da hemen şuraya yazacağım. Ontolojik realizm. Ella vakaiye el vücudiye ontolojik irrealizm. Diğeri ella vakaiye el marifiye, bu da epistemolojik epistemolojik olarak irrealizm, ontolojik olarak irrealizm olmak üzere müellif bize irrealizmi iki noktada sundu. Bunların birisi mutlak irrealizmin altında, mutlak irrealizm iki düzeyde ele alınabilir. Birincisi ontolojik düzeyde irrealizm, diğeri de epistemolojik düzeyde irrealizm diye sundu. Şimdi bunlarda neyi kastettiğini görelim. Ella vakaiye el vücudiye, yani ontolojik irrealizm, tezhebu ila inkar vücudi vakain mutahakkakin haricen kâne evzâ zihnen. Şimdi burada tanım son derece önemli. Tanıma dikkat edelim. Bu ontolojik irrealizm haricen nesnel, biliyorsunuz. Nesnel. Zihnen de tasavvuri, akli. Ontolojik irrealizm hem nesnel hem tasavvuri anlamda, gerçek
muhakkak bir realitenin varlığını inkar eder. Demek ki el-la-vakaiyye el-vücudiyye ontolojik irrealizm tezhebu ila inkari. Burada zehebe ila felsefede, fıkıh, kelam gibi ilmi literatürün kullanımında zehebe ila ile kanaatinde olmak, düşüncesinde olmak anlamına gelir ve ontolojik irrealizmin görüşü demektir tezhebuyla. Ontolojik efendim irrealizm nesnel olarak ya da tasavvuri olarak fark etmez. İster nesnel, ister zihni, isterse ikisi bir arada. Birlikte gerçekleşmiş, mütehakkak, vakai bir realitenin vücut varlığını inkar eder. Demek ki görüş olarak onlar için ister nesnel anlamda, ister zihinsel anlamda bir varlıktan söz edemeyiz diyor. Bunu önermeye dönüştürelim. Yani ontolojik irrealizminin önermesini, temel önermesini söyleyelim. Varlık yoktur diyor. Bunun üzerinde biraz duracağız. Ontolojik efendim, tabii bunların değerlendirmelerine geçtiğinde müellifimizin, biz de bu konuların üzerinde efendim bazı şeyler söylemeye çalışacağız. Varlık yoktur diyor. Bunun biz mantık derslerinde gördük. Bugün onu belki muhtemelen zaman zaman kullanacağız. Değil mi? Döndürme, akis konusunu, aksi müstevayı gördük. Nakizi de inşallah önümüzdeki hafta göreceğiz. Bunun aksi müstevası nedir? Döndürelim. Varlık yoktur olumsuz olarak. Nakizini döndürelim ama. Efendim, müstevaı döndürdüğümüz zaman uyum sağlamaz. Nakizini döndürelim. Varlık yoktur ne demek? Yokluk vardır demektir. Bunların felsefi çıkmazları üzerinde imkan olduğu ölçüde durmaya çalışacağız. Bu tabii temel düzeyde, tanımsal düzeyde bir durum olduğu için bunların üzerinde efendim inşallah daha detaylı ve daha ileri düzey felsefe metinleri okuduğumuzda duracağız. Yani inşallah kısmet olursa Kindi'den başlayan felsefe okumalarına başlayacağız bu ön okumalarımız bittikten sonra. Ella vakaiye el marifiye bu epistemolojik anlamda bir efendim irrealizmdir. Ne demek epistemolojik anlamda bir irrealizm? Diyor ki tu'minu bi. Şimdi burada incelikleri de var. Tevhebu ila yerine tu'minu bi dedi. Bu genellikle akademik yazımlarda aynı sözcükleri bir paragraf içinde ya da yakın mesafede kullanmaktan kaçınmayı hedeflemiş olarak söyleyebilir. Ya da benim fark ettiğim anlamı kastetmiş olabilir. Muhtemeldir. Hermenötik yapıyorum. Müellifin kastını okumak bir hermenötiktir ama bir tahmindir. Dünkü Ebu Zeyd okumalarımızda bunların üzerinde durmuştum. Audrey Corr hermenötiği ile ilgili olarak. Tü'minu bi vücudi vâki'in mutahakkak. Şimdi burada şu ifade son derece önemli. Epistemolojik irrealizm öncelikle fil hariç nesnel olarak dış dünyada
objeler için nesnel anlamda gerçekleşmiş bir reel varlığın gerçekliğine inanır. Burada tü'minu bi kabul eder manasında kabul eder, reddetmez. Yani yukarıdaki gibi mutlak ontolojik şeyde olduğu gibi tümüyle varlığı reddetmez. Nesnel bir varlık vardır der. Varlığın nesnelliğini kabul eder. Ancak illa onu varlığın nesnelliğini, gerçekliğini kabul etmekle birlikte irrealist konuma düşüren şey ise ennel akle aklı gayru kadirin ala idrakihi, buradaki ve hariçte nesnel gerçekleşmiş olan varlığa, vücuda tekabül eder. Yani idrakil vücut el hariciye tekabül eder. İtiraz ettikleri şey epistemolojik bir realizmin itiraz ettiği şey, nesnel bir varlık vardır. Ancak insan aklı, akıl bu nesnel olarak var olan varlığın idrakihi, idrakuhu yani idrakul vücut. Bu nesnel varlığının idrakine yetkin değildir akıl. Akıl onu idrak edemez. Yani epistemolojik irrealizme göre akıl varlık olmak bakımından varlığı felsefeyi tanımlarken ve felsefenin metafizik konularını belirlerken üzerinde durmuştuk. Epistemolojik irrealizm insan aklını varlık olmak bakımından varlığı idrakten aciz olarak kabul eder. Böyle olunca da akıl gayru kadirin ala idrakihi, varlığı varlık olmak bakımından idrak edemez ve taarrufi aleyha, dolayısıyla varlık hakkında bir bilgiye de sahip olamaz. Bilişsel, bilgisel bir efendim konum elde edemez diyor insan. İşte bu nedenle ve taarruf aleyha gayru kadirin ala idrakil vücut olarak ifade etmiş olduğumuz bu durumda epistemolojik irrealizm adını alınıyor. Neden? Çünkü bunlar tamamen kavramsallaştırmadır. Vücudun idraki, onunla ilgili bilgi, taarruf, bunların hepsi epistemolojik kavramlar olduğu için buna da epistemolojik irrealizm diyoruz. Burada böyle bir şiiri bir numaraya bakalım. Bunu Molla Sadra'dan alıyor efendim. El Hikme El Mütealiye Fil Esfar El Akliye El Erba. Onun meşhur eseri bu. Oradan bir şiir almış. Bu şiiri buraya koyarken tam olarak neyi amaçladı onu söyleyemeyeceğim ama şiirin mutasavvıflar açısından da bu epistemolojik irrealizme benzer sözlerinin olduğunu galiba ima etmek istiyor. Çünkü diyor ki kullu ma fil kevni vehmun ev hayal ev akusun fil miraya ev zilal. Bu bir şiirdir. Şimdi bunu söylediğine göre epistemolojik irrealizmi biraz desteklemiş oluyor bu efendim şey şiir. Çünkü mahlukatta el-kevn yani el-vücut fil hariç demektir. El-vücut fil hariç. Yani mevcudatta her ne varsa vehimdir. Ev hayalun hayaldir. Yani biz onların gerçekliğini bilmiyoruz. Bizim için
onlarla ilgili her ne söylüyorsak bu bizim bir vehmimiz. Yani bu bir yanılsama ya da bir hayaldir. Ev akusu fil meraya ya da aynadaki yansımalar, ev zilal ya da gölgelerdir. Şimdi şiiri ikiye bölelim. Şöyle bölelim. Birinci bölümü itibariyle kullu mafil kevni vehmun ev hayal, bu tam olarak sofistike bir şey efendim. Akusun pardon, fil miraya ev zilal, bu da platoniktir. Değil mi? Dolayısıyla zaten Hikmet-ül Mütealiye'de Molla Sadra'yı okuduğumuz zaman bu tür şeyler, özellikle sufi ve tasavvufi şeyler çoktur. Ama hemen belirtmemiz gerekir ki bu müellifimiz de aynı geleneğe mensup bir felsefeci olduğu için zaman zaman bu tür tasavvufi şiirleri böyle koyuyorlar. Bir benzerliğe de atıfta bulunmak amacıyla. Ama kesinlikle tam bir epistemolojik irrealizm olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü biz bunu Cabiri okumalarının irfan bölümünde çok geniş olarak duracağız. Bu irfani bir epistemolojidir. Kendine özgü bir epistemolojidir. Buradaki kullanımı, vehmi, hayali, aynada yansımayı ya da gölgeyi irfan geleneğinde, yani Platonizm'de, Neoplatonizm'de, Pisagorizm'de, efendim Hermetizm'de, Gnostizm'de bunlar üzerinde efendim incelemeler yaparak bunları okumak lazım. Ki Seyit Hüseyin Nasır okumalarına başladık biliyorsunuz. Seyit Hüseyin Nasır okumalarında da öyle zannediyorum ki bu konuların üzerinde epeyce duracağız. Allah kısmet ederse tabii. Şimdi efendim buradan ikinci mertebeye geçelim. El mertebe es-saniye. Birinci mertebeyi demek ki ikiye ayırdık. Ala müsteviyeyn ikiye ayırdık. Ontolojik irrealizm, epistemolojik irrealizm. İkinci mertebeye gelelim. İkinci mertebe başlı başına bir mertebedir. Tu'minu bi vakiyeti ene. Fakat bu ikinci düzey efendim irrealizm sadece egonun varlığını kabul eder. Ene ego demektir. Egonun varlığını İngilizce ego diye okuyoruz. Egonun varlığını efendim kabul eder. Sadece ama. Ve ma ada zalika vehmun ve hayal diye söylüyor. Yani kişinin kendi öz benliğini fark edişinin dışındaki tüm algıları vehim ve hayalden ibarettir. Şimdi bu ikinci mertebe neden egonun mevcudiyetini, egonun gerçekliğini efendim kabul ediyor? Şunun için. Şimdi benim dışımdaki her şey vehimdir ve hayalden ibarettir diyebilmek için bunu diyecek bir egoya ne vardır? İhtiyaç vardır. Varlık algımız yanılsamadır diyorsak, yanılsayan bir öznenin varlığını kabul etmek zorundayız. Öyleyse bu ikinci mertebe, irrealizmin bu ikinci mertebesi, öznenin gerçekliğini kabul ediyor. Öznenin nesneyle olan ilişkisinde nesnenin gerçekliğini egonun bilemeyeceğini söylüyor. Yani bu bir epistemolojik şeye daha yakın duran bir ayrımdır. Özne, ben kendimin farkındayım diyor. Örneğin meşhur Descartes'in Cogito'sunu düşünürsek, onun düşünüyorum o halde varım ile tespit ettiği nedir? Öznenin varlığını tespittir. Öznenin varlığını tespit ediyor. Çünkü ben varım diyor. Değil mi? I'm thinking, therefore I am diyor. Düşünüyorum, o halde varım. Öznenin varlığını kabul ediyor. Ama Heidegger diyor ki, metafiziğe girişte önemli bir Descartes eleştirisi yapıyor ve diyor ki, peki neyi düşünüyorsun?
Düşünmek bir eylemdir ve bir şey üzerine gerçekleşir. Neyi düşünüyorsun? Descartes oraya girmez. Ama burada öznenin realitesini kabul, öznenin nesneyle olan ilişkisinin bir vehim ve hayalden ibaret olduğunu ifade eden son derece önemli bir tanımla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi burada üçüncü olarak el mertebe es-salise, üçüncü mertebe, bu irrealizmin üçüncü mertebesi tu'minu bi vakaiyye. Bu da neyin realitesini, gerçekliğini kabul ediyor. Ene bir ego gerçektir diyor. İki, ve idrakati, benim idraklerim, tasavvurlarım da gerçektir. Yani benim gerçekliğim varsa idraklerim de gerçek olmalı. Ve ma ada zalike serabun ve hayal. Ben ve idraklerim dışında geri kalanlar bir aldanma ve hayalden ibarettir diye görüyor. Şimdi tabii bu çok giriş düzeyinde felsefe okumaya başlayacak öğrencilerin felsefe ekollerini çok kaba hatlarıyla ya da diğer bir ifadeyle ana hatlarıyla tanımalarına yönelik bir izah idi. Şimdi bu izahı verince müellif bu yaklaşımların bir de yine çok kısa olmak koşuluyla temel eleştirilerini de yapacak. İrrealizmin, çünkü realizmi savunuyor doğal olarak müellif, irrealizmin bu iddialarının nasıl savunulamaz olduğunu, bunların nelerden dolayı problemlerin olduğunu ne yapacak? Efendim, ele alacak. Onun için de bir başlık koydu. Başlığımızı renklendirelim. Evet. Devafi'ul la vakaiyye. İrrealizmin şimdi cevaplanması ve bunlara, bu görüşlere realizmi savunarak cevaplar verecek. Tentaliku ma'aribul mezheb es-sufistai min hedmil bünniye et-tahtiyye elleti tertekizu aleyhel ma'rifetul insaniye. Şimdi diyor ki müellif, şöyle vurgulamak istiyorum bu önemli ifadeleri. Sofistlerin, sofist ekolün, sofist mezhebin, sofistlerin öğretileri şuradan hareket eder. Yani sofist söylem tantalik min, hareket noktası insan bilgisinin, insani marifetin merkezi olan insani bilginin, insani tecrübenin, insani marifetin toplandığı, temerküz etmiş olduğu yer olan altyapının yok edilmesinden başlar. El-bunniyye tahtiye altyapıdır. Alt zemindir. Zemin. Zemin, yani bugün biz felsefede bu öyle kullanıyoruz. Demek ki sofistler nereye hücum ediyor? Neyi yok etmekten başlıyor? Beşeri bilginin, insani birikimin ana zeminini, el-bunniyye tahtiye, temelini yok etmek istiyor. Bu nedir peki? Bu marife insaniye vahiyye masdarul marife indel insan. İnsanın bilgisinin kaynağıdır burası.
bu zemin. Yani sofistlerin yıkmak istedikleri, yok etmek istedikleri zemin insani bilginin platformudur. Mastarıdır. وَهِيَ مَصْدَرُ الْمَعْرِفَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَالْمُتَمَثِّلْ ف۪ي مَصْدَرَيْنْ مُهِمَّيْنِ Bu da çok iki temel kaynak ile temsil edilir ya da iki temel kaynak olarak ifade edilir. İnsan bilgisinin kaynakları, bunu farklı renklerle müsaadenizle vurgulayalım. Neymiş? El aklu akıl, diğerini de farklı bir renkle vurgulayalım. Vel hissu his. Demek ki müellif diyor ki insani bilginin iki temel kaynağı vardır. Biri akıldır, öbürü de duyu. Sofistler işte bu iki temel zemini yok etmeye yönelirler. Şimdi dikkat ederseniz irrealizm konusunun problemlerine karşı realizmi, varlığın asıl oluşunu, reddedilemez oluşunu anlatmaya başlarken müellif niye sofistlerin söyleminden, mezhebinden başladı? Çünkü hatırlarsanız bu derse ilk girdiğimizde Parmenides'ten Heraklitos'a ve bunların karşıtlıklarından doğan sofist söyleme ve bir tabii sofistlerle mücadelesinde ortaya çıkan Sokrat'tan Platon'dan Aristoteles'e bir seyir izleyen bir özette bulunmuştuk. Şimdi tam da burada tekraren diyor ki sofistlerin hedefi nedir? Sofistlerin hedefi akıl ve duyunun verilerini, bilgi değerlerini yok etmektir. Hedmon. Onu yok edecek. Peki dikkat buyurunuz. Vakale Teala. Şimdi bu önemli bir durum. Felsefe kitap okuyoruz. Felsefe hazırlık dersine giriyoruz. Ve müellif felsefe dersi veriyor. Felsefe dersi verirken bize beşeri bilginin iki temel kaynağından söz etti. Biri akıl, öbürü de duyu. Şimdi insani bilginin iki temel aslının bulunduğunu ve bunun birinin akıl, diğerinin de duyu olduğunun delilini Kur'an'dan ayet okuyarak getiriyor. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü bunu normal olarak, felsefi olarak temellendirebilirsiniz. Nitekim bu tecrübi olarak böyledir. Ama burada Seyyid Hüseyin Nasır'da da bunları okuyacağız. Göreceğiz inşallah. İşte felsefi bilginin kutsalla temasıdır bunlar. Allah diyor ki ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel ef'ide. Cenab-ı Hak bize ne vermiş? İşitme, görme ve bir de anlama yetimizin bağlı olduğu efendim el fuat dediğimiz bir gönül, bir kalp vermiş. Şimdi müellif bütün bunları neye bağladı? Duyu. Yani bizde duyu a priori demektir bu. Niye? Çünkü insan yaratılmış bir varlıktır ve yaratan onu fabrika ayarı dediğimiz şey. İşte fabrika ayarı, tabii Sinan Canan hocamıza Allah hayırlı sağlıklı ömür versin, kulaklar çınlasın. Ona atıfla söyle, kullanalım bunu çünkü onun tabiridir. Cenab-ı Hak bunları bize vermiş. Bunları bize vermiş. Diyor ki Allah size bunları verdi. Niçin verdi? Dikkat buyurunuz. Bu duyular vasıtasıyla elde edeceğiniz bilgiler
sizin gerçek insan olmanızı sağlayacak ve böylece bu duyulara sahip olduğunuzu fark ettiğinizde teşkurun. Size bunları verene teşekkür edeceksiniz. Ya şu duygum olmasaydı, ya şu algım olmasaydı ne olacaktı? Her bir sahip olma durumu bir nimet mazhariyetidir ve bir teşekkürü gerektirir. O halde dikkat buyurunuz, teşkurun akıldır. İnsanın mazhar olduğu herhangi bir şeyden dolayı teşekkür etmesi gerektiğini düşünme yetisi akla ait bir olgudur. Onun için bu Nahl suresindeki 78. ayet müellife göre insanın bu bilgi kaynağı olan temel iki yetisine son derece önemli bir işarettir. Es-sem'a ve'l-ebsâre ve'l-fu'ât el-his. Teşkurun el-akıl. وَذَٰلِكَ مِنْ خِلَالِ التَّشْك۪يكِ ف۪ي مَدَى وَاقِع۪يَّةٍ. Evet. İşte realizmin tüm efendim sürecinde vakıyenin, realizmin tüm süreçlerinde teşkik vasıtasıyla, kuşkuya düşürme vasıtasıyla. Ama bu tabii kuşkuya düşürme sözümü geri alıyorum. Çok iyi felsefe dersinde iyi bir felsefi ifade olmadı. Özür dilerim. Aşağıdaki cümlenin devamını görünce bu ifademi düzeltmek istiyorum. Hoşgörünüze mahcuben. Hilal et-teşkik daha önce de söylediğimiz üzere realitenin bu iki mastar akıl ve duyu öznelerinin yüklemleri olmasındaki farklılıktır. Tüm realizmde bu teşkik, hani daha önce de mantık derslerinde bunu görmüştük malumunuz biliyorsunuz. Mütevatî ve müşekkek oluşu. Öznenin yükleminin mütevatî ve müşekkek oluşunu konuşmuştuk. Teşkik budur. Hilal et-teşkik. Yani öznelerin yüklemleri aynı olduğu halde yüklem öznesine göre anlam değişikliğine, daralmasına ya da genişlemesine maruz kalmasına buna el-muşekkek, el-mahmul el-müşekkek diyoruz. İşte tüm realizm boyunca bu müşekkek durum vasıtasıyla e'teberahum ma buna itibar etti efendim. Mastareyn min mesadiril marife. Bilginin iki kaynağı olmak üzere. Bilginin iki kaynağı olarak ve bu iki kaynağın da yüklemlerinin, bakın yüklemlerinin müşekkek oluşunu dikkate alarak, yani farklılıkları da göz ardı etmeyerek bunların iki bilgi kaynağı oluşuna e'teberahuma itibar etmiştir. Yani bunu böyle kabul etmiştir. Yani tüm realizm gelenek bu iki hususu, yani akıl ve duyuyu bilginin iki kaynağı olarak kabul etmiştir. Bunda bir sorun yok ama ne var? Her ikisi de bilginin kaynağıdır ama hilal et-teşkik burada müşekkek bir durum söz konusudur. Dolayısıyla bu farklılığın farkında olmak koşuluyla bunları ne yapmamız gerekiyor? İki diyor, kaynak olarak görmemiz gerekir. Şimdi burada diyor müellif ve mercu zalik, konunun geldiği bu yerde
ila mecmuatin minel i'tirazat. Bir takım itirazlar varittir. Öyle bir yere geldik ki burada bir takım itirazlar söz konusudur. Velleti mine hemmiha, bu itirazların efendim bazı önemlilerini ele alıp şöyle üzerinde duralım. Yani müellif diyor ki benim şu söylemiş olduğum ayet üzerinden vesaireden de hareket ederek realizmin bilgi kaynağı olarak gördüğü akıl ve duyuyu konu edinen, ona dönen bir kısım itirazlar söz konusudur. Şimdi bunların bazı önemlerini burada ele alacağız. Şimdi buraya yazmamış ama min ehemmiha el evvelu, birinci itiraz. Bunlar itirazlardır. Çünkü aşağıda bakın cevabul itiraz. Şimdi bu itiraz kimden gelecek? Realizm karşıtı olanlardan. Realizm mi? Yani akıl ve duyunun bilgi kaynağı oluşuna itiraz edenler bir şey söyleyecek. Müellif ona cevap verecek. İza kana el masdarul vahid lil ma'rifa fi idrakil ulumil his vel akıl. Şimdi soruyor adam. Diyor ki bilginin tek bir kaynağı olduğunda, bilginin tek bir kaynağı olduğunda, İza kana'l masdarul vahid lil ma'rifa fi idrakil ulumil his, duyu bilgilerinin idrakinde, vel akl, akli ilimlerin idrakinde, bilgi için tek bir mastar olduğunda, tek bir kaynak olduğunda, bunları bir kaynak olarak gördüğümüzde, fe innena necidu kesiren ma yukaddimul hisse ve kezalikel akıl, hem duyu hem de akılla ilgili olarak onları önceleyen pek çok şey olduğunu görüyoruz. Kesiren ma yukaddimul hisse vel akle. Yani hem duyuyu hem de aklı önceleyen hususlar var. Esna'a ameliyyel idrak malumat hatıya. İdrak eyleminin sürecinde, gerçekleşmesi sürecinde, bir idrakte bulunduğumuzda, herhangi bir şeyin idraki sürecinde efendim ma yukaddimul hisse vel akle, aklı efendim önceleyen şeyler vardır ve bu idrak ameliyetinde de malumat hatıe, hatalı yanlış bilgilerin olduğunu ya da hem duyunun hem de aklın idraki gerçekleştirdiklerinde her ikisinin de hatalı bilgi, yanlış bilgiler bize vermiş olduklarını görüyoruz. Hatalı bilgi. Öyle hatalı bilgi ki gayre mutabika lil vaka. Realiteye uygun değil. Yani hem duyu hem akıl idrak durumlarında vakıaya, yani realiteye uygun olmayan malumat hatıe ürettikleri, ortaya koyduklarını görüyoruz. Vahine izin, böyle olursa idrak durumlarında bize hatalı bilgiler veriyorlarsa bu durumda fehuma vesileten, bunlar iki araç olurlar. La temtelikan ismete ilmiye. Bunlar ilmi ismet. İsmet korunmuşluktur. Bilginin korunumu, bilginin efendim yanılgıdan, hatadan korunmuşluğu hususuna sahip olmayan, yani bilgiyi burada ismet, ismetun anil hatayı, bilgiyi hatadan koruma gücüne, istidadına sahip olmadığını görüyoruz.
O halde fekeyfe yumkinul vusuku bihima? O halde nasıl biz bunlara bihima, yani akıl ve duyuya güveneceğiz, onların verdiği bilgiye? Nitekim mantık ilmini tanımlarken ne dedik? El ilmu mantık, ilmul mantık hiye aletun kanuniyetun. Bakın tanım yapıyoruz mantığı tanımlarken. Aletun kanuniyetun. Bir ilkesel vasıtadır. İlkeler bütünüdür. Tasimu muraatuha, bu ilkelere riayet etmek. Tasimu, bakın. İsme. Tas. Korur. Ezzihne, zihni, aklı. Anil hatayı, bakın. Hatadan. Fil fikr, bakın. Esna ameliyel idrak fil fikir. Mantık tanımındaki şeyi soruyor bize aslında burada. Gördünüz mü? Onun için mantık ilmi tam da bu soruda dile getirilen aklın verilerine nasıl güveneceğiz? Aklın ürettiği ameliye, esne u ameliyel idrak nasıl güveneceğiz? Bir vasıtatı ilmil mantık. Mantık ilmi bize güvence verecektir. Duyularla ilgili olanı da söyleyecek zaten. Üzerinde duracağız. İnşallah bu itirazı anlaşılır bir biçimde izah edebilmişimdir. Cevapta da zaten biraz üzerinde duracağız. Cevabı vurgulayalım bence. Cevabul itiraz. Şimdi müellif bu itiraza cevap verecek. Biraz renk değiştirelim mi? Yani biz değil yani. Kalemin rengini değiştirelim. Şimdi affedersiniz efendim. Birkaç yönden cevap verecek. Evvelen, birinci olarak. Biz diyor önce nunkirul mulazemete beyne hatayil hissi vel akl ve beyne teşkik fi vücudin vaki'in mutahakkakin harici. Şöyle birleştirelim. İbaremizin ifadelerini daha net olarak anlayalım. Öncelikle biz kabul etmiyoruz. El-mulazeme zorunlu ilişki. Zorunlu ilişkiyi kabul etmiyoruz. Yani zorunlu, dikotomatik bir ilişkiyi kabul etmiyoruz. Neyi? Duyu ve akıl yanılsaması ile hataul his vel akıl. Duyu ve akıl yanılsaması hatası ile etteşkik fi vücudin vakin mutahakkak. Gerçek, nesnel bir varlığın, dikkat buyurunuz, nesnel bir varlığın varlık olmak bakımından duyuda ve akılda teşkikini, müşekkek oluşu arasındaki farklılığın zorunlu bir ilişki olduğunu öncelikle reddediyoruz. Yani bunlar arasında zorunlu bir ilişki kurmak doğru değildir. Realistler olarak sizin bu şekilde his ve aklın idrak sürecinde ortaya koydukları hatada ya da yanlış olarak değerlendirdiğiniz durumlardaki müşekkek durumu akıl ve duyunun yanılsamasıyla ilgili zorunlu bir mülazemet ilişkisi olarak görmüyoruz diyor. Ve inne mucerrede tasdik, bakın. Ve inne mucerrede tasdik bi vuku'il idrakil hissi vel akli fil hatayı. Bir şeyin hata oluşuna dair bir hatayı, bir hususun yanlış olduğuna ilişkin, onun yanlışlığını sadece duyu ve aklın idrakinin üzerinden tespit etmek,
Fe inne mucerrede tasdik. Mücerret bir doğrulama, yani haklı olduğunu söyleme. Neden hareketle? Bi vuku'il idrakil hissi vel akli. Akli ve duyusal idrakin, algının hatalı olduğuna ilişkin sadece bir doğrulama, böyle bir yaklaşım. La yelzemu, bak, la yelzemu minhu, buradan hareketle ademul vakaiyye ve tahakkukuha fil hariç, realitenin gerçekliği ve nesnel olarak gerçekleşmiş olmasının reddi gerekmez. Bunu biraz cümleyi daha anlaşılır hale getireceğim. Önemli bir cümle çünkü bu. Çünkü iz gayetun ma yeterattebu ala zalike, buna tereddüt eden amaçsal durum buna engeldir. Ademu mutabakatul vaki'i lil idrak, realitede var olanın idrak ile uyuşum içinde olmaması, uyumsuzluğu ve bunun bir hata olarak tespiti, la ademe vücudi vaki'in mevduayı, nesnel ve objektif olarak realitenin varlığını ne yapmaz? Yok etmez. Şimdi bir iki cümleyle çok basitleştirerek şöyle söyleyeyim. Duyu ile bir efendim yanılsamada bulunduk. Mesela, aa, güneş ne kadar da küçük. Bizim soframızdan bile küçük duruyor. Bu bir duyu algısı, idraki midir? Evet. Bunun üzerinden akli bir güneşin büyüklüğüne ilişkin çıkarımda bulunmak mıdır? Evet. Yanlış mıdır fil hata? Evet, yanlıştır. Tamam, eyvallah. Ama bu gökte bir güneşin varlığını ortadan kaldırır mı? Yok eder mi? Buradan hareketle sen güneşin tepsi kadar olmadığını, tepsiden bile küçük olduğunu söylüyorsun. Bu yanlıştır. O halde güneş yoktur sonucu çıkar mı? Çünkü buna tereddüt eden sonuç, yani böyle bir yaklaşıma tereddüt edecek olan sonuç, vakide var olan şeyin inkarına neden olamaz. Onu inkar edemeyiz. Umarım daha anlaşılmış olmuştur. Ama şuradan bir daha almak istiyorum müsaadenizle. Hatta izin verirseniz paragrafı tekrar okuyalım önemine binaen. Ve nunkirul mulazemete beyne hatayil hissi vel akıl ve beyne teşkiki fi vücudin vakiin mutahakkak haricen. Fe inne mucerrede tasdik bi vuku'il idrakil hissi vel akliyi fil hata, duyu ve akıl idrakinin hatalı bir çıkarım durumundan hareket ederek duyu ve aklın güvenilmez olduğu sonucuna gitmek doğru değil. Çünkü la yelzemi minhu ademul vakiyye ve tahakkukuha fil hariç. Çünkü bunlar böyle bir akıl ve duyunun yanılmış olması, akıl ve duyunun yanıldığı nesnenin, konunun, mevzuun gerçeklikte olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ona tereddüt eden, o nesnenin kendisine tereddüt eden nihai maksat, amaç, yani bu sizin söylediğiniz iddianızın sonucu, adamı mutabakatıl vahiki lil idraki. İdrak ile vakıada olanın efendim mutabakatının olmayıştır. Bir uyumsuzluk söz konusu. Bizim çıkarımımızla çıkarımımızın hariçte olan uyumunda bir problem var. Uyumunda problem vardır dedik diye. Bu o real olanın efendim
varlığının nesnelliği, mevduiliğini ortadan kaldırır mı? Hayır, kaldırmaz. O halde birinci olarak bu söylediğiniz şey, efendim, yaklaşım, itiraz doğru değil. Burada şöyle bir kayıt da düşmüş müellif. Evet, söylemiş olduğumuz şeye binaen, naam binaen ala ma kulnahu, bu ifade etmiş olduğumuz şeye bağlı olarak, inne kadiyyetel vakaiyye, realizm de reel bir önerme, realizme dair bir önerme, tümessilu mecmua emreyn, iki durumu ne yapar? Birleştirir. İki durum birlikte söz konusu olur. Huma, bunlar vücudu asıl vakaiyye evvelen, bu çok önemli bir şey söylüyor. Realist bir önermenin iki şeyi birlikte dikkate aldığını, bunların birincisinin öncelikle realitenin asli varlığını tespittir. Bunu farklı bir renkle müsaadenizle yazacağım buraya. Birinci öncelik nedir? Realite asıl olarak vardır. Vücudu asıl vakaiye. Vel ilmu biha saniyen. Dikkat edin. Demek ki birincil düzeyde reel olanın varlığı asıldır. Bunlarla ilgili bilgi ikincildir. Birincil durum varlığın realitesidir. Bilgi ikincildir. Çünkü bilgi bir şeye dairdir. Bilgi bir şeye dairdir. E bu şey olmadan, şey yoksa neyin bilgisinden söz edeceğiz? Dolayısıyla bizim bir bilgiden söz edebilmemiz için bilgiye konu olan şeyin mevcudiyetini, önceliğini kabul etmemiz gerekiyor. Ondan sonra bunun üzerinden ilim ortaya koyacağız. O halde müellifin bu söylediğinden hareket ederek şuraya yazacak olursak Huma'da, iki şeyin birlikteliğini, birbirinden ayrılmazlığını, tumessülü mecmua emreyn, oluşunu ifade ederken bakın ne diyor. Diyor ki, konu nesne olduğu için nesne, önce duyu verileri söz konusudur. Sonra bundan akli olarak bilgi elde edilmez söz konusu olur. Bunlar hiyerarşik olarak böyledir. Ama la yeti cevap. Bu cevap onları bütünüyle tatmin eder mi? Evet, etmez. Pardon. La yeti cevap. Bu cevap bütünüyle onların tezlerini redde kafi değil. Öyleyse başka cevaplar da verelim. Saniyen, evvelen, birincisi buydu. Bir, iki, ikincisi. Semmete mudrikatun evveliye. Bakın bu çok önemli bir ifade. Bunu müsaadenizle vurgulayalım. Farklı bir renkle vurgulayalım. Şimdi burada bir kısım ilk idrakler dediğimiz mudrikat evveliye. Bu mudrikat-ı evveliye akli ve mantıki ilk ilkelerdir. Zaten metafizikte budur ilk ilkeler. Mudrikat evveliye ilk ilkeler söz konusudur. Öyle ilk ilkeler ki gayru mustenicet, doğru okudum mu? Müstentice, pardon. Eksik okudum, fark ettim. Gayru mustentice, istentece, yestentici, müstentice olur. Bunları mantık okumalarımızda da bu istintaç sözcüğünü çok kullanacağız. Sonuç veren önermelerimiz var. Kadıyye müstentice, kadıyye gayru müstenticelerimiz var. Sonuç vermeyen önermeler var, sonuç verenlerimiz var.
İşte diyor ki burada öyle elimizde ilk ilkeler dediğimiz temel ilkeler var ki bunlar sonuç vermezler. Nasıl sonuç vermezler? Mutabakaten lil vaki'i. Realiteye uygun olarak efendim, realiteye uygunluk bakımından sonuç verici değillerdir. La yertabu fiha el aklu el fıtriye. Bakın burada son derece önemli bir kavramı da yine renklendirelim, üzerinde duralım. Bunun böyle olduğuna ilişkin de diyor müellif, el akl el fıtri la yertab bu konuda, yani bu ilk idraklerin, yani ilk ilkelerin vakaya uygunluğu konusunda sonuç verici olmayışı hususunda da diyor, fıtri akıl şüpheye düşmez. La yertabu fiha el aklul fıtri. El aklul fıtri üzerine de izninizle çok kısaca birkaç cümle söylemek istiyorum. Yüce Yaradan'ın insanı insan olarak tasarladığında ona insan olmanın hem olumlu hem olumsuz yönlerini gerçekleştirmesine tamamen müstait, uygun bir yeti olarak akıl vermiş. Bu fıtri akıl yine Sinan Canan Bey'in kulağını çınlatalım. Fabrika ayarı bozulmamış akıldır. Fabrika ayarı duruyor. Bizim aldığımız bilgisayarlar ya da telefonlarımız gibi, değil mi? Bir fabrika üretim ayarları var. Sonra da bizim harca yüklediğimiz programların vesairelerin etkinliğiyle fabrika ayarları değişmiş, dönüşmüş vesaire etkilenmiş olan elimizde elektronik cihazlarımız var. Şimdi bazı kullanımlarımızda hata veriyor bize. Niye? Fabrika ayarlarıyla oynandığı için. İşte eğer akıl kültürel olarak, bunu Cabiri okumalarında çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Kültürel olarak ya da başka herhangi bir etken nedeniyle fabrika ayarlarında bir bozulma, bir dönüşme geçirmemişse, etkilenmemişse, o fıtri yaratılıştaki saf halini koruyorsa, bu müdrikat evveliyat olan hususlar konusunda akıl efendim hiçbir kuşkuya düşmez. Bunlar nedir? Ve fi mukaddimetiha et tasdik. Bunlar bir şeyi doğrulamanın ilkeleri konusunda bir mebde-i kanuni istihaleti içtimain nakizeyn gibi örneğin. Bunu isterseniz vurgulayalım. Son derece önemli. Şimdi fıtri bir akıl bu ilke kanun, bir mebde-i kanun, bir mebde-i mebde ile kanun kelimesini ikisini birlikte kullanmasının sebebi müellifin külliliğine vurgu için. İlkedir, kanundur, küllidir. Külli ilke diyoruz buna mantıkta. Külli ilke. Dolayısıyla şu külli ilkenin bir doğrulama ilkesi olduğunda fıtri akıl nasıl şüpheye düşer? Nedir bu? Çelişik olanlar birlikte olamazlar. İçtima'un nakizeyn müstahil. Çelişik olanların aynı anda birlikte olmaları imkansızdır. Vertifa'uhuma ayrılmaları da imkansızdır. Bunlar ne birleşirler ne ayrılırlar. Bunları mantıkta gördük zaten sizinle. Yani la yeştemi'an ve la yertefi'an, değil mi? Bu ilke neydi? Onları yazalım isterseniz. La yeştemi'an. Bakın mantık derslerini falan niye görüyoruz? İşte bunlar nasıl lazım oluyor bakın bize. Felsefe metni okuyoruz ama mantıkta bunları görmemiş olsak o zaman bir şey anlamayız. Onun için o dersleri bir ön okumalar olarak okuyoruz ki
daha ileri düzey okumalarda müellifler bunları okuyucuyu, mantığı vesaireyi halletmiş, öğrenmiş, bilmiş olarak yazıyor yazarken. Okuyucusunu belli bir çıtayı aşmış, belli bir düzeye sahip biri olarak tasavvur ederek yazıyor. Onun için la yeştemiyan ve la yertefiyandır. Yani bu ilke, temel ilke nedir? Çelişik olanlar ne birlikte var olurlar ne de birlikte ikisi birden yok olamaz. Feşşey'u mesela bir şey, nesnel bir şey mesela. İmma mevcut ev ma'dum. Ya vardır ya yoktur. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ala nahvil kadiyye el munfasile hakikiyye. Bu gerçekten tam anlamıyla ayrık bir önermedir. Bunları da gördük zaten. Hep kadıya, müştereke, munfasile bunları gördük. Ayrık bir önermedir. Bunlar birleşemez ve ayrılamazlar da. Dolayısıyla şimdi burada bu temel ilkemiz bize realiteyi reddeden irrealistlerin böyle bir ilkeyi akıl sahipleri ise kabul etmek zorundalar. Kabul etmek zorundalar. Dolayısıyla kabul ettiklerinde realiteyi kabul etmiş olurlar. Çünkü bu gerçekliğin varoluşu üzerinden ortaya çıkarılmış bir temel külli ilkedir. Gerçekliği kabule dayanır bu. Eğer bu ilkeyi kabul etmezsek o zaman gayru müstentice mutabakaten lil vakı. Realiteye uygun olmayan efendim ve sonuç vermeyen bir ilkeye dönüşür bu. Ve bu doğru olmaz diyor. Dolayısıyla bizim irrealistlere vereceğimiz cevaplarda fıtri aklın külli ilkeleri, mantıksal ilkeleri olan bu ilkeler realistlerin efendim tezlerine aykırıdır. Onları ne yapar? Reddeder diyor. Az kaldı efendim. Şu birkaç cümleyi daha okuyalım. Hazır başlamışken müsaadenizle. Salisen üçüncü bir cevap olarak. Et-teslimu bi-sıdkı mezhebil la-vâkaîye. Diyelim ki irrealizm ekolünün doğru olduğunu düşündük. Doğru olduğunu varsaydık. Evet, irrealistler doğru söylüyorlar dedik. Et-teslim bu sıdkı mezhebil la-vâkaîye. Bu bizi nereye götürür? Yetevakkafu alet teslim bi vakıiyeti kanuni tenakuz. Bakın, ikinciyle ilişkilendiriyor. Bu bizi tenakuz, çelişki ilkesinin gerçekleştiğini kabule, gerçekliğini, realitesini kabule götürür. İrrealizmi kabul edelim. İrrealizmin doğruluğunu kabul ettiğimizde bu bizi nereye götürür? Nereye ulaştırır? Yetevakkafu ala teslim bi vakaiyye kanuni tenakuz. Çelişki ilkesinin gerçekliğini kabule götürür. Neden? Çünkü enne sıdkal la vakaiyye İrrealizmin doğruluğunun anlamı şudur. Çünkü irrealizmin doğru olmasının durumunda anlamı nedir? Kizbul vakaiye realiteyi red değil mi? Realiteyi inkar değil mi? Evet. Peki bu neye bağlı? Li ademi
Yademi cevazı içtimaihima. Realite yok demeyi kabul etmemiz gerekmez mi? Realizm öyle söylüyor. O zaman ne oldu? Bu da onların birleşmelerinin, yani tenakuz şey neydi? La yeştemian ve la yertefian. Ne birleştiler ne ayrılardı. Birleşmelerinin imkanının olmadığını ifade etmektir. Vakıyeyi, realiteyi reddetmek ne demek? Zıtlar birleşemez. Bunların birleşmeleri imkansızdır demektir. O zaman diyor, geldiniz der nere? Bizim temel ilkeyi kabul etmiş oldunuz. Temel ilkemizi kabul ettiğiniz zaman sizin tezinizin mantıklı olarak doğru olabilmesi için realiteyi kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü tenakuz bir realite ilkesidir. Realizmin ilkesidir, irrealizmin değil. Çünkü asaleti vücut üzerine, varlık üzerine gelişmiş, geliştirilmiş temel ilkelerdir bunlar. O zaman diyor, biz irrealizmin doğruluğunu kabul etsek bile bu kabul bizi zorunlu olarak tenakuz ilkesini kabule götürür. Tenakuz ilkesini kabul de bizi tekrar irrealistlerin iddiasının yanlış olduğuna götürür. Müellifin verdiği bir dördüncü cevap. Şu boğazımı bir rahatlatayım müsaadenizle. Dördüncü cevabı okuyalım. Et-tasdiku bi hata'il idrakil hissi ve kezalikel akli. Duyusal idrakin yanlışlığını tasdik ile akli olanın idrakinin tasdiki aynı şeydir. Fer'ul iz'an bi vücudi hakaiki hariciye tantabik aleyha idrakatul insan evla tantabik. Burada son derece önemli bir mantık var. Onu iyi anlayalım müsaadenizle. Duyusal olan idrakimizin yanlış olduğunu tespit, keza akli de böyledir. Nedir? Fer'ul izan, fer'in idrakidir. Fer'in idraki. Ne demek fer? Bunları tam da Cabir'de bunları konuşmaya başladık biliyorsunuz. Bir asla bağlı olan demektir. Asla bağlı. Yani bir fer'den söz ettiğinizde, fer'un dediğinizde, fer'un yetevakkafu alel asl istilzamen. Zorunlu olarak bir asla kendini irtibatlandırır. Çünkü asıl olmadan ferden söz edemeyiz. O halde böyle bir durum fer'in idrakiyle ilgilidir. Peki bu fer'in idraki nedir? Bi vücudi hakaikin hariciye. Nesnel gerçekliğin varlığıdır. Yani bir ferden, fer'i bir algılamadan, bir fer'e ilişkin akli ya da duysal bir algılamadan söz ediyorsak, bu harici nesnel bir gerçekliğin varlığını kabulü gerektirir. Çünkü insani idrakatul insaniye tantabiku aleyha. Ancak insani idrak bu nesnel harici varoluşu kabule bağlıdır. Bununla uyum içindedir. Bununla ilişkili olur. Peki ya da evlatan tabik beşeri idrak ister nesnel olarak gerçekleşmiş bir varlığın nesnel varlığın varlığa uygunluğu ister velatan tabik uygunsuzluğu olsun sonucu itibariyle bu bir
Fer'in izanıdır. Bir fer ile ilişkili bir durumdur. Bu da bu aslın mutabık olsun, gayrı mutabık olsun. Aslın sübutunu, mevcudiyetini zorunlu olarak gerektirir. Böyle bir asıl yoksa oradan hareket ederek ne söyleyemeyiz? Fer'in durumundan fer'e ilişkin idraketten bahsedemeyiz. Diyor ki vel vechu fi zalik. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu diyor müellif. Bu söylediklerimizde şöyle bir durum söz konusu. Evet, vel vechu fi zalike ile söylemek istediğini aslında ben yukarıdaki ibareyi okurken ifade etmeye çalıştım. Ama şimdi okuyalım. Vel vechu fi zalik. Burada şöyle bir durum söz konusudur diyor. Bu da yukarıdaki okumuş olduğunuz metni biraz daha netleştiren, açıklayan bir ibare. Diyor ki müellif, haklı olarak tabii. Enne sıdka vel kezibe, vel kizbe de okuyoruz bazen biliyorsunuz. Doğruluk ve yanlışlık ibaretun, bakın. İster doğru olsun, ister yanlış olsun. Neden ibarettir? An mutabakatil mudrekat, idraklerin muvafakatından, uygunluğundan ibarettir. Ya da ve ademiha, ha müdrekat-ı racı, ya da adam uygunsuzluğuna bağlı. Yani mutabakat olursa sıdk, adem mutabakat olursa kizip söz konusu olur. Her durumda da ne oldu? Yine idraklerin nesneyle olan ilişkisine bağlandı. Bu neyle gerçekleşir? Ma'al hakatil hariciye. İdrakin mutabakatının ölçüsü ne? Nesnel varlıklar. Nesnel varlıkla uyumundan söz ediyoruz. Nesnel varlığa mutabakatı varsa sıdk, ademi mutabakatı varsa kizipten söz ediyoruz. Felev lem tekun hunake, eğer biz burada hakaikun hariciyetun, bir nesnel gerçekliği reddedersek, nesnel bir gerçekliğin olmadığını söyleyecek olursak, ki bu nesnel gerçekliğe tutabikuha el mudrekat, insani idrakin tatbik edileceği uygunluk ya da uygunsuzluk, evla tutabikuha, uygun olmak bakımından ya da uygun olmamak bakımından ilişkilendirilecek bir hakaiki hariciyemiz yoksa, vurgulayalım. Felev lem tekun hunake hakaikun hariciye. Elimizde idraklerimizle ilişkilendireceğimiz, ister uygunluk bakımından, isterse uygun olmamak bakımından ilişkilendireceğimiz bir nesnel gerçeklik yoksa, lem yestakim ma'ne sıdkı vel kezip vel hata ve sevap. O zaman doğruluk, yalanlık, isabetlilik, isabetsizlik kavramlarının hepsinin anlamı saçma olur, gerçekleşmez. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Ne sıdıktan bahsedebiliriz, ne kizipten, ne hatadan, ne de savaptan söz edebiliriz. Neden? Çünkü bunların anlamlarının tahakkuku, tamamının tahakkuku zorunlu olarak üzerinde, hemen üzerinde maviyle işaretlemiş olduğumuz hakaikun hariciyeyi zorunlu olarak gerektirir. Onun için de diyor müellif, irrealizm bu kavramlardan, mantıki ilkelerden, efendim vesaireden söz edebilecekse, ederse ya da etmesi gerekirse, bunların hepsi, bakın, fer'un, şu an hepsi fer'dir. Bu fer neyi gerektirir? Hariciye, hakiki hariciye gerektirir. Bu da asıldır. Nesnel gerçeklik asıldır. Kiziptir, sıdıktır, hatadır, savaptır vesairedir. Bunların hepsi de ferdir. Fer ancak bir asıl olduğunda söz konusu olabilir. Böylece tüm akli idrakiyatımızla ilgili olan bu mantıksal ilkeler ve çıkarımlar diyor, tamamen realitenin gerçekliğini ya da realizmin isabetli olduğunu ve irrealizmin ise isabetli olmadığını bize gösterir diyor.
Efendim biraz uzadı galiba, beni bağışlayın. Ama konu bütünlüğü bakımından bölemezdik. Bir de ibareleri okurken mümkün olduğunca ön okumalar yaptığımız diğer okumalarla da kısmen ilişkilendirmek istiyorum ki siz değerli izleyenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz konuyu daha iyi anlasınlar diye umarım anlaşılmıştır. Şimdi felsefi ekollerde, felsefi yöntemlerde inşallah el menheç el felsefi de kalalım.